Peki oğlunuza He? siz çok kızgınsınız, öfkelisiniz. Ee, bir işi gücü olmadığı için, sorumluluk almadığı için A öfkeniz bu yönde. Ama sizin oğlunuz aslında çok ağır da bir şey yaşadı. Yani eşi tarafından terk edildi. Hem de aile dostum dedi, abim dedi adam tarafından e kaçtılar. Şimdi dolayısıyla oğlunuza bu yönde yani evet. bir ne demek istersiniz yani? Onun bu kadar sinirlen, sinirlendi, öfkelendi ama kendini böyle hani soğukkanlı da kalmaya çalışıyor bir yandan. Hani ne söylemek istersiniz? Ağır bir şey yaşadı. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi tencere kapak diyeyim artık. Tencere kapak diyeyim. Bir dakika bir, bir saniye Hangi o, bir tarafı şey tutsan aynı. Bu. bu konuda mesela bir teselliniz olmayacak mı? Ha. Yoksa hep böyle Yani yoktur. Her şeyin sorumlusu Süleyman olarak mı bakıyorsunuz? Evet. Ben yıllardır öyle. Ha? Yıllardır Yok öyle. hayır bak şimdi Serin dedi ya ne Serin dedi ya ne o tarafı istiyorum ne bu tarafı istiyorum. Ya yani Selin'e karşı sizin bir, bir öfkeniz olmadı mı mesela? Değil mi? Ben... O iki çocuktan. Ya ben sana o bir şey söyleyeyim mi? Hatasız kul Apli olmaz. Yapayım. Hepimizin Doğru. hatası var. O iki çocuktan nereye gidecek? Onu istemiyorum, bunu istemiyorum diyor. Misal nereye gidecek o iki çocuktan? Ne yapacak? He Ben ölmedim, ölmedim. Ben ölmedim. Anladın mı? Ben Selin anayım, toparlandı, anayım, anayım. Ben çocuklar hem anayım yaptım, hem babalık yaptım. Selin biraz daha toparlandı. Ben bir şey söylemek istiyorum. Geldi, Anne, sefa geldi. Anneye bir şey söylemek istiyorum. He? Ben psikologum <coughs> buradaki. Yani bizim çocuklarımız bazen bizim istediğimiz gibi olmaz Efendim? ama şunu söylemek istiyorum. Bazen çocuklarımız istediğimiz gibi davranmayabilir ama siz de oğlunuza çok acımasız davranmıyor musunuz? Yani tamam bakınca acı çekiyor çocuk. Evet çalışmamış, istediğiniz gibi bir evlat olamamış ama sonuçta aldatılmış, kalbi kırılmış bir o erkek. Acı ki ben, çekerken biz acı çekmiyor muyuz? Çekiyorsunuz. Aynı acıyı ama, biz de çekiyoruz. Ama bazen istediğimiz gibi yürümese de. Aynı acıyı de, biz de çekiyoruz. Ama sizin desteğinize ihtiyacı var. Çok kötü davranıyorsunuz oğlunuza. Çok kötü davranıyorsunuz. Üzüldüm ben. Benim de oğlum var o yüzden. Ben kötü davranmıyorum. Evet, ama ben diyorum ki acısını efendim, anlamaya çalışsak. Soruna biraz... cevap vereceğim. hanımefendi. Tamam söyleyin. Hanımefendi, efendi. Buyurun. Buyurun. He, sen diyorsun ya çok üzüntülü -tır çok şey. Ben ne diyorum? Oğlum çalış, ailenin Dedim başında dedikten. dur. Ona buna muhtaç olma. Orada kira takıntısı, burada kira takıntısı. Ama şu an. Bu nereye kadar? Ama. O çoluk çocuğa şu yazık alt, değil mi? Aldatın. O elin kızı ona sonra hanımefendi o elin kızı ondan sonra ailesini, atasını, babasını bırakıp oğluma ondan sonra güvenip gelmiş. Karşılığı bu mu? Ya beni bırak bırak. Yani siz beni <laughs> O bir kızı şey aldınsa, Hayır. o kıza bakmak zorundasın. O çocuğu dünyaya yani getirdiyse bunu bakmak karşılığı zorundasın. karşılığı aldatılmak mı? Hayır bu doğru Anladın bu mi? doğru bir şey değil ki. Bunu karşılığı aldatılmak yani mı yani? Yani siz şey mi diyorsunuz? Hak Selin, ediyorsunuz oğlum ha, yani. Selin, ben, Selin onu Selin demiyorum, demiyorum git... Geç... onu demiyorum. Sen Hak, hak diyorsun mi diyorsunuz Süleyman bu öyle bir şey? Hayır yani. 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 efendim bak karşılıklı konuşunca bir şey anlamıyoruz. Bak ben diyorum ki karşılıklı konuşunca anlay anlaşamıyoruz. Ben diyorum ki o kız çekip geldi mi geldi. Sen dişini tırnağına takacaksın çoluk çocuğuna bakacaksın bakacaksın. Orada haklısın. Ben yokum ya yokum öldüm öldüm ben yokum. Ben her zaman diyorum Selin gitti, Selin boşandı ama sen bu iki çocuğa bakmak zorundasın. Babasın baba. Orada çok haklısın. Ben bunu deyince kötü evet. söz mü oluyor? Şu an Şimdi oldu, o kadın bir saniye o... O doğru bir şey zaten. Tabii ki baksın ama belki sizin empatinize biraz başını okşamaya ihtiyacı var gibi oğlunuzun. Anne Onu şefkat. dedim ben. Hani şu an aldatıldı ya. Üzüldüğü için gidiyor. Onu tam Anlamıyorum ben. Hayır, aldatıldı ya. Yok yıllardır yok yıllardır oradan yavrum. başka. Ma bir arkadaş sorusunuz söylediniz. Tamam. Ben yıllardır oradan yıllardır soruyor, soruyor. Bir saniye. Annemin, annem de bulamadığım şeyi. Ha, dur. Arkadaşımın anne, arkadaşlarım annelerinde buldum şefkati. Başkalarından arkadaşlarının annesinin yanına gidip anne taş diyorum. Tamam mı? Annem ya sen bir, şey sus, sus. Şey sen bir sus sus. Sen bir sus. Ya bir tamam, anne neden bu sus. bu kadar öfkeli Utanma zarlanma. Şey ben ne yüzden konuşuyorsun? Olmaz, tamam sen. iş güç, işi gücü olmamış. Çocuk Sorun çocuğunu düşünecek. Almamış ama. Karısı ne bir oraya anne, gideceğim ne buraya gideceğim diyor. Niye bu kadar öfkeli? Süley Süleyman sana öz anne niye bu kadar öfkeli? Tamam. Ben hala sen, utanmadan konuşuyor ya. Sen anası, hiç anası. ya ama. Ya karın diyor ki ne onu istiyorum ne seni istiyorum. Demiyor ki benim çoluk çocuğumla o kadın nereye gidecek ne yapacak? Onu düşüneceğine hala beni çiğniyor ya. Ben kimseyi çiğnemiyorum. Ben Konuşuyorsun. Değil siz yeter. Öyle o bir şey diyemem. ne onu Hayır. istiyorum ne onu istiyorum diyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Annesin, anne, annen alıp da nereye Diye bu kadar. Kadın nereye gidiyor bir, bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey soracağım. Bir şey Bir şey Hale annem de annem annem de annem. Yeter yapma. ya. Hatice Hanım. yeter. Hanım. Hatice yeter. Hatice Hanım. Doğru bir düş, evladınızla iyi. değil de Efendim canım. Hani evladınızla iyi. değil de bir düşmanınızla konuşuyor gibisiniz. Tamam. tamam. <laughs> bak bir e, koskoca adam o, o noktaya geliyor ya. Yeter ya. Bak kosk bir saniye kendi aranızda konuşmayın. Hayret bir şey. Bak iş evet iş bir işi gücü olmamış. E, evine sahip çıkmamış. Evet. E, i̇şi <laughs> gücü bir, olmamış ama beynini de kaybetmiş. Böyle, ama neden da, böyle bir düşmanla kadın, konuşuyor gibisiniz. Yani neden bu kadar... Hasbinallahü Bir vekil. şey söyleyebilir miyim? Bir cevap ver ya. Sandan abla. Ya ben anlatıyorum. Siz mi anlamıyorsunuz? Ben anlamıyorum. Sen ya beni bir dinle bir dinle. Oldum olası bu böyle diyorum böyle. Hadi geçmişi bırak. Geçmişi bırak. Bu kadın diyor ki... Ben ne onu istiyorum ne onu istiyorum. Ya ortada iki tane çocuğu var. Onun ben niye buradayım işte? Ben barışmak yebarıyım. istiyor Selin'le. Ben niye buradayım işte? Hadi canım. Selin'le barışmak istiyor. Barışmasın mı? Efendim? Ben de? Buradayım Evliliğini şey? kurtarmak istiyor. Ben barışmasın demiyorum. Allah Ben ona barışmasın <laughs> demiyorum. Kalkıp da beyinsiz beyinsiz orada <laughs> konuşmasın. Ben ona her zaman diyorum ki ya gözün önüne bak. Ben ona ne zaman demişim? Ha? Barışsın. Çoluk çocuğunu başına alsın. Anladın. Mı? Selin de geliyorsa iki çocuğunu alsın benim kapıma gelsin. Orada burada durmasın. Anladım ben anayım, anayım. Hatice Hanım, Beni bilen şey... bilsin, bilmeyen de Allah'ın üstüne havale ediyorum. Hatice Hanım siz benim anladığım kadarıyla diyorsunuz Yeter ki Efendim? Selin Selin Kazım'la kaçtıysa benim oğlum hak etti diyorsunuz benim anladığım evet. kadarıyla. Siz bunu mu söylüyorsunuz? Onu kendisi karar versin. Hak edip etmediğini kendisi karar versin. Anladın mı? Ama bu bir... bir İki ev... elini başının arasına koysun, beni çiğnediği kadar nerede hata yapmış, ne yapmış, o noktaya niye gelmiş onları düşünsün. Bir evlilik kurumu... Anam da anam, anam da anam deyip de durmazsın. Tamam on... da bir evlilik kurumuna aykırı, bir evlilik kurumuna yakışmayan bir durum da söz konusu. Ben 13 yaşından beri başımın arasına elimi koyuyorum merak tamam, etme. Tamam biliyorum. 13 yaşından beri kafamın Belli arasında oluyor, benim neler geliyor. Benim oluyor? var ya deniyor. yerlerde olmasın çürütsün. Canım, Sen de var de, ya bu bir bu çocuk olmaz oğlum. Birazcık, efendim canım. Ee, ben avukat Handan, bir şey rica edeceğim. Şimdi bakın siz iki torununuzu düşünüyorsunuz ama o torunların babası evla kendi evet. evladınız. Ve ölene kadar çocuklarımız ne olursa olsun biz onların yanında olmak durumundayız. Ben evet. demin bir şey e konuştum belki duymadınız. Bu çocuklar bizim eserimiz. Eğer bizim çocuklarımız bir şeylerde hata yapıyorsa, evet. yalpa atıyorsa, hayatlarında doğru seçimler yapamıyorsa bir de aynayı kendimize tutalım. Belki sizin babasız büyüttüğünüz, sert mizacınızla disiplinle ortaya koymaya çalıştığınız çocuklarınızda eksiklikler onları bugüne getirdi. Lütfen bu kadar sert ve acımasız davranmayın. Ben sizin önünüzde saygıyla eğiliyorum çünkü 65 yaşında Üreten, çalışan, estağfurullah, estağfurullah. evlatlarınıza, evlatlarınıza, üret evlatlarınıza, torunlarınıza korkanak gelen bir annesiniz. Ama evladınızı bu kadar aşağılamaya evet. hakkınız yok. Ve o bugün bu hataları yapıyorsa... Biraz. Biraz da sizin payınız var demektir. Bak kızabilir. Bak gerçekten bir anne evet. olarak der ki ya çok oğlum olmasın. kaç yaşına geldin. Çocuklar, ama bizim ama, ama bu kadar ya. da düşmana konuşur şey gibi konuşuyorsun. <laughs> yani çok acımasız davranıyorsunuz. Gerçekten bunu görmesek ki ben bu kadar o da bir erkek kişi ya. görüyorum ve ben bakın psikoloji uzmanı olarak biri konuşmak istiyorum. Çocuklarımızı biz ya bazen kurban, bu hale getirdiğimiz 31 yaşında için ya Heh. Alpten taha değil yani 6-7 yaşında çocuk değil 31 yaşında 31 yaşında. 31 yaşında ama. Sizin bu ama... sorunuza da millet şimdi Bek acaba ne cevap veriyor? E 31 yaşında 5 yaşında 6 yaşında değil yani. Ama bakın zor durumda kalıyor şu an efendim şu an çocuğunuz bir zorluk yaşıyor değil mi aldatılmak çok kötü bir şey Türk <laughs> toplumundaki bir erkek için daha da kötü bir şey bakın burada Bilmiyorum, bir sürü şeyin ortasında Esra hocam, var. bak Esra bu çocuk bravo hocam lütfen, lütfen süreyi lütfen. Lütfen. gel bir şey söyle. Ses, tamam, i̇lgilenmedi. İlgilenmedi. Ya nasıl musun? 13 yaşında neredeydin, 13 yaşında neredeydin? Ya, çok karışım. 13 yaşında ben yaşadığımda neredeydin Şuraya bak ya şuraya 13 yaşında bak. ben yaşadığımda neredeydin eğirdim eğirdim sakin ol be o yaşında ben yaşadığımda neredeydin? Baba. Tamam mı? Ne yaşadın? Baba ha. yanındaydı. Süleyman. Ben neredeydim? Baba yanındaydı. Sakin ol Süleyman. Süleyman. Ben yaşadığımda sen neredeydin? Baba yanındaydı. He! Bir sakin ol tamam mı? Beni defalarca sen öldürdün. Babasız büyümeme sen sebep oldun. Ben bu hayatı yaşıyorsam senin yüzünden. He. Şirin'e bak. Anladın mı? Yırtın yırtın iyi yırtın. Bundan sonra ne yapacaksın? Kendi başın çaresine bakacaksın. Ben bu hayatı senin yüzünden yaşıyorum. Senin çocukları gel yanıma. Baba siz büyüdün mü? Görsün. Ben baba siz büyüdüm. Kimin yüzünden? Ben çocukları gel Babama yanıma. Babam aldatan sensin. Bundan sonra bir baba çocuk Babam aldatan sensin. Babamdan, babamdan boşanım. Bir tıradan sensin. Bir dakika. Ben 13 yaşındaydım. Allah'ta korkun varsa konuş. Konuş. Ben neredeydin? Sakin ol. Neredeydin? Ben onu yaşında onu yaşadım da neredeydin? Travması var. Bana onun hesabını ver. Bana hesabını ver. Yanına git, yanına git. Yanına git Selim. Beni <laughs> böktem. Böktem. senin yüzünün üstünde bıktın. Gel Selim. yanına ben git. Ben yıllardır ölü gibi yaşıyorum. Beni hayata döndüren bu kadın oldu. Gel yanına gidelim. Beni hayata döndüren evet, bu oldu. Yani Gel Bana hesabını Süleyman. ver. Tamam. 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 O Süleyman <laughs> sakin ol. Süleyman. Süleyman lütfen. Süleyman. Süleyman, Süleyman sakin ol. vereceğiz biz. Süleyman. Esra'cığım. Süleyman sakin ol. Süleyman sakin ol lütfen. Süleyman, sakin ol. lütfen. Süleyman'ın e, bir travması var. Söylemeyeceğiz. Bunu söylemeyeceğim. Bir travması var. Ben bunu yeni öğrendim. Tamam Süleyman. Ben